Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resulüne dua ve selamdan sonra. İslam Alimleri Vakfı ve UMAD olarak Kur'an'ın izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İlim İrfan Saati programımıza hoş geldiniz. Bugün konuklarımız UMAD Başkanı Abdülvahap Ekinci, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve UMAD Eğitim Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Mahmut Ay hocalarımız. Bugün hocalarımızla Kahramanmaraş Merkezi Büyük Deprem'in 1. yıl dönümü üzerine bir söyleşi yapacağız. Böylece deprem şehitlerimizi ve gazilerimizi anmış ve müteessir ailelerle dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmiş olacağız. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ama size de razı olsun. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi Mahmut hocam siz deprem sırasında Türkiye'de miydiniz? Evet. Türkiye'deydim. Deprem sırasında? Evet, evet. Depremden sonra Amerika'ya gittiniz. Evet. Tamam. Yani izne gelmiştim. Deprem sırasında. Denk geldiniz. İnşallah sizden özellikle yani programın biraz ön bilgisi olsun diye söylüyorum. Özellikle Amerika'daki Müslümanlar ve dünyanın çeşitli yerlerdeki Müslümanlar depremle ilgili hizmetleri, çalışmaları, katkılarını sizden dinlemek istiyorum. Hayır. Amerika'daki tepkileri nasıl olmuştu? Yansımaları. Sizden de hocam, Abdülvahap hocam, yani UMAD olarak depremden sonra birkaç kere bölge ziyareti yaptınız. Biliyorum ekip olarak gittiniz. Bir defasında ben de sizlerle beraberdim. Tabii çok üzücü manzaralarla karşılaştık. Bugünlerde de depremin 1. yıl dönümü olduğu için yani bütün programlarda bir şekilde deprem konusu işleniyor. Alimler Birliği olarak da tabii ki buna uzak kalamazdık. Bu konuya mutlaka ilgilenmemiz gerekiyordu. En azından UMAD olarak o süreç içerisinde depremden sonra neler yaptınız? Sizden dinlemek isteriz hocam. Buyurun. Şimdi efendim yani sizin de ve herkesin de bildiği gibi tam bir sene önce gerçekten asrın felaketi olarak ifade edilebilecek büyük bir musibetle bizim halkımız, bizim milletimiz baş başa kaldı. Ve bu felakette on binlerce insanlarımız şehit oldu. Ve elbette yani şehitlerin sayısıyla beraber bir daha fazla yaralılar ve yetim çocuklarımız bu felakette, bu musibette, bu depremde hayatını kaybeden, şehit düşen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve geride bıraktıkları ailelerine başta olmak üzere tüm milletimize sabri cemili temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Biz bir sene önce hepimizi derinden üzen bu olayı bir sene sonra anarken ben bu hususun altını çizmek istiyorum. Geçmişinden ders almayan kişi ve kişilerin geleceği karanlık olur. Geçmişine takılıp ders almadan geçmişi anan insanların geleceği aydınlık olamaz. Geleceğimizin aydınlık olabilmesi için geçmişi unutmayacağız. Geçmişe takılmadan geçmişte yaşanan acı olaylardan ders ve ibret alarak geleceğimizi aydınlatacağız. Ve daha fazla güven içinde yaşamayı hedefleyeceğiz. Ben sene-i devriyede bir sene geride bıraktığımız bu depremden ders almamızın çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, depremin unutulmaması gerekli olduğunu ve şu anda o bölgede vefat eden ve o bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızın unutulmamasının gereğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü halen hem devletin hem milletin eline ihtiyaçları var. Üçüncüsü, yani bu olayı anarken, hatırlarken alimler olarak, hocalar olarak hem UMAD ve aynı zamanda İslam Alimleri Vakfı olarak biz defalarca çok ehil ve hakikaten de ülkemizde saygın hocalarımızla ziyaret ettik. O ziyaretler çerçevesinde bizim halkımızın hem psikolojik hem manevi desteğe
ihtiyaç duyduklarını yerinde gördük. Uzaktan bunu tespit etmek farklıdır ama olayın içinde ve o olayda yaşayanları gördükten sonra böyle bir ihtiyacın o dönem olduğunu ve halen de böyle bir ihtiyacın da devam ettiğini de fark ettik ve biliyoruz. Onun için biz alimler olarak, hocalar olarak oraya giderken de hep kendilerine söyledik. Hoca denildiği vakit, alim denildiği vakit insanların aklına ya üniversitede öğrencilere ders veren veya camilerde, hutbelerde, minberde ve mihrapta namaz kıldıran ve kendilerine vaaz ve nasihat eden kişiler olarak düşünülüyor. Elbette ki bu düşünce, düşüncenin doğru bir kısmını ifade ediyor. Doğru, bunu da düşünmemiz gerekir. Yani hoca ders veren, aynı zamanda vaaz eden, nasihat eden, millete bildiklerini aktaran, ister üniversitede olsun, ister medreselerde olsun, ama hocayı bu dar sınırla sınırlandırmak yanlış veyahut hocanın kendisine, hocaların kendilerine böyle bakmaları da doğru değildir. Hocalar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisleridirler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam milletin, halkın toplumsal veyahut bireysel olarak herhangi bir musibetle karşı karşıya geldiklerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlarla beraber o musibeti hissederdi ve aynı zamanda onlara teselli verirdi. Diliyle, nasihatlarıyla ve bir de kendilerine yardım elini uzatarak yardım elinin uzatılmasını da emrederdi. Biz ümmet olarak alimleri temsil eden kurumun ve kuruluşun temsilcileri olarak 3 kere bölgenin tümünü farklı ekiplerle, gruplarla, sizin de ifade ettiğiniz gibi grubun içinde sizler de vardınız. Gittik ve biz bu söylediğim hakikati sahada kendilerine yansıtmış olduk. Şimdi 1 sene geride kalan bir musibet var. Bu musibet durumu ne diye bu soruyu kendi kendimize sorduğumuzda biz ilk gittiğimizde elbette çok fazla yani eziyet olayı işitirken musibetin olumsuz yarasını hissederek ama ilk gittiğimizde bunu gözlerimizle müşahede ederken daha fazla o yaranı, o acıyı kendi içimizde hissetmiş olduk. Ancak bu gidişler tekrarlandıkça devletin ve milletin ve ilgili kurum ve kuruluşlarının o afata karşı lakayt kalmadıklarını ve gerçekten asrın felaketi diyoruz. Yani bugün Birleşmiş Milletler'e üye olan bazı ülkelere baktığımızda belki de onlarca devletten hem nüfus hem yüz ölçümü açısından daha büyük bir alanın yıkıldığını düşünün ve böyle bir yıkımın altında yani gerçekten farklı bir devlet olsaydı Türkiye'nin dışında yani ben inanıyorum ki o devlet de o depremin enkazı altında kalırdı. Ama Allah'a çok şükür bizim tarihimiz, bizim inancımız, halk olarak, devlet olarak bizim tarihi derinliğimiz ve İslam'ın emrettiği yardımlaşma ve dayanışma inancı ve şuuru o depremin enkazı altında kalan insanlarımızı hem maddi olarak hem manevi olarak Allah'a çok şükür yani çok ciddi bir noktaya getirdi. Bitti mi iş? Bence bitmedi. Halen de hem halk olarak o kardeşlerimize karşı duyarlı hem devlet olarak zaten devlet yapılması gerekeni yapmaya gayret ediyor ve hiç ara vermeden ilgili kurum ve kuruluşlar bu manada yapılması gerekenle ilgili adımları atmaya devam ediyorlar. Ama dediğim gibi son cümle olarak bu sorunun cevabını verirken depremi unutmamamız, depreme el uzatmayı mevsimsel hale getirmememiz ve en önemlisi de bu depremden ders alarak başka depremlerle karşı karşıya gelmemek için ibret almamız ve takılmadan ders ve ibret çıkartarak geleceğimizi de imar etmemiz lazım diyorum. Teşekkür ederim. Mahmut Hocam, siz bir dönem
Amerika'da dini müşavirimiz olarak da çalıştınız. Türkiye'nin dini müşavirliğini yaptınız. Ateşe. Ateşe miyim? Chicago'da. Ben müşavir dediğim zaman ateşe diyorlar, ateşe dediğim zaman müşavir diyorlar. Hakikaten ben de hangisini söyleyeceğimi şaşırdım. Ben genelde dini ateş olduğunu biliyorum ama hep merak müşavirler büyükelçilikte çalışıyor. Ha, siz? Ateşeler konsolosluklar bünyesinde. Ha, o zaman daha netleştirmiş olduk. Evet. Tamam. Peki ayrıca bizim müşavirimiz var mıydı? Tabii. Ha, demek ki Amerika büyük olduğu için ikisi de yani ülkelerde bir kişi bulunuyor. Ona da genelde müşavir diyorlar. Tamam. Şimdi yani siz Amerika'da bulunduğunuz dönem içerisinde Amerika'daki Müslümanların Türkiye'ye karşı sevgilerini biliyoruz. Özellikle de böyle bir felaketle karşı karşıya kaldıkları zaman da orada eminim bir hareketlenme olmuştur. Türkiye'ye karşı neler yapabiliriz diye. Böyle orada yaşamış olduğunuz tecrübelerden en azından hatırınıza kalanlardan bazılarını bizimle paylaşırsanız. Tabii ki. Neler yaptılar kardeşlerimiz orada? Nasıl bakıyorlar Türkiye'ye? Tabii buyurun. Ki. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hani dediniz ya Türkiye'ye karşı bakışları Amerika'daki Müslümanların. Bendeniz 2000 yılında İngiltere'de kalmıştım bir yıl. Bir o dönemdeki Müslümanların Türkiye'ye bakışını hatırlıyorum. Bir de işte 2019-2023 arasında Amerika'da kaldım. 2019-2023 arasındaki izlenimlerimi sorarsanız hakikaten sizin de tabii çok daha iyi bileceğiniz gibi Türkiye bütün Müslümanların bütün demeyelim de Müslümanların ekseriyetinin yüzünde hakikaten İslam dünyasının de facto liderliğini üstlenmiş bir ülke konumunda. Şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki her gittiğimiz büyük camide bendenizin işte din hizmetleri ateşesi olarak ilan edildikten sonra gelip alnımdan öpen pek çok Müslüman biliyorum. Hı hı. Sırf bundan dolayı yani Türkiye'ye teşekkür eden, Cumhurbaşkanımızın adını zikrederek özellikle teşekkür eden onlarca hatırayı hatırlıyorum. Hakikaten Türkiye'ye karşı muazzam bir teveccüh var. İnşallah biz de o teveccühü boşa çıkarmayız. Bu daha da ilerleyerek devam eder. Deprem meydana geldiğinde bendeniz Türkiye'de idim. Yani izne gelmiştim. Fakat birkaç gün sonra döndüm. Depremden sonra hocam az önce bahsetti hakikaten büyük bir facia, büyük bir afet. Tabii ki dini, ırkı ne olursa olsun vicdanı olan herkesin bir şekilde o acıyı hissedeceği bir facia. Dolayısıyla Amerikalılar Müslüman olsun olmasın çok ciddi bir şekilde öncelikle başkonsolosluğumuza Amazon'dan özellikle çok ciddi aynı yardımlar gönderdiler. Amazon'dan? Öyle, tabii. Yani Amazon'dan aklınıza gelebilecek her türlü işte depremle ilgili yardımlar. Öyle ki yani başkonsolosluğumuzun artık binası almadı o yardımları. Chicago'da 3 ayrı nokta belirlendi aynı yardım toplama için. Onlardan birisiyle de biz Diyanet bünyesinde burada TARF, Turkish American Religious Foundation diye bir derneğimiz var. İKRA Foundation diye bir yer vardı bizim kullandığımız sıkça. Orası büyükçe de bir bina. Hakikaten yani yardım toplama merkezi olarak kullanıldı. Ve oradaki vatandaşlarımız ki her birini buradan gerçekten tebrik ediyorum, tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Geceli gündüzdü, herkes çoluğunu çocuğunu bırakarak, orada tabiri caizse nöbet tutarak, canhıraş bir şekilde muazzam bir faaliyet sergilediler. Kargo uçaklarıyla, efendim tırlarla, Diyanet bünyesinde hizmet veren, Diyanet bünyesinde demeyelim, Diyanet'le irtibatlı olarak hizmet veren 30 kadar camimiz var Amerika'da. Hı hı. Oralardan sürekli tırlar geliyordu. Yani gerçekten yetişemiyorduk ve belli bir dönem sonra artık dedik ki hiçbir şekilde aynı yardım toplanmayacak, sadece nakdi yardımlar gönderilecek. O noktaya geldik. Yani tırlar hep, dolusu eşya bekletildi. Hep kargo uçaklarına mı gönderdiniz onları buraya? İlk başta kargo uçaklarıyla, daha sonra gemilerle geldi. Aynı yardım meselesi böyle. Bir de nakdi yardım boyutu var. Biz tabii ben Chicago'ya döndükten sonra başkonsolosumuzla birlikte büyük camileri ziyaret ettik, özellikle cuma günleri.
Mesela bir camide zannedersem 300 bin dolarlık bir çek takdim edildi bize. Sadece büyük bir camiden gelen yardım doğrudan bizim Büyükelçiliğin hesabına gönderilen. Burada tabii Diyanet'in de marka değeri çok önemli. O Türk medyasına düştü galiba. Pakistan'da birisi miydi, sonra sahibi araştırılmış? O farklı hocam. Evet. Onu da söyleyecektim. Büyükelçimizden duymuştum bizzat. Bir Pakistanlı iş adamı hocam. Bu depremden sonra geliyor. Yani meçhul bir kahraman diyelim. İsmini vermiyor. Meçhul. 30 milyon dolar öyle hatırlıyorum. Benim ismim hiçbir yerde geçmesin diyor. 30 milyon dolar bağışlayıp gidiyor. Mesela Michigan eyaletinden bir imam aradı, Arnavutların camisinden. Bize o bir kalemde işte 30 bin dolar falan göndermişti. Diyanet Center of America bazı deprem bölgelerinde, Adıyaman'da olabilir, kendi çadırlarını kurdu. Yani Diyanet Center of America epey yardım yaptı. Biz de onlara göndermiştik. Burada tabii ki vicdanı olan her insanın, özellikle de yani Müslüman olmaları hasebiyle oradaki Müslüman toplumun çok ciddi bir şekilde yardım ettiğini gözlemledim. Bir arkadaşı burada özellikle almak istiyorum. Sabihüddin adında MCC camisi var. Chicago'da büyük camilerden birisi. Ne demek MCC? Kısaltılmışım. Muslim Communication Center onun kısaltılmışı. Amerika'da bu kısaltmalar yaygın biliyorsunuz. O arkadaş bana dedi ki Türkiye'ye gidiyorum. Yani depremden bir hafta sonra filan. Niye gidiyorsun dedim. Yardım götüreceğim dedi. Yani hangi kurumda neyle? Kendim gidiyorum dedi. Kendim biraz arkadaşlardan topladım. Bir de kendim de dedi. Epey bir yardım şey yaptım. Türkçe biliyor musun? Yok. Ne yapacaksın? Vallahi dedi çantamı alacağım abimle beraber. Hocam yani tek kelime Türkçe bilmiyor. İstanbul'a geldi. Oradan birkaç biriyle irtibat kurmuş. Oradan Antep'e, Maraş'a sonra geldi bana hikayelerini anlattı. Yani hakikaten çok meçhul kahramanlar var. Evet. Yani o arkadaşı da burada özellikle zikretmek istedim. Parasını aldı, abisiyle beraber tek kelime Türkçe bilmeden burada o parayla burada işte bir şeyler satın aldı ve onları gidip bizzat deprem bölgesinde dağıttı. Şimdi siz bunu anlatınca biz Umat olarak Hatay bölgesine gitmiştik. Hatay bölgesinde İngiltere'den gelmiş Keşmir kökenli bir kardeşimiz hemen hemen aynı hikayeyi anlattı ama onunki biraz daha enteresandı. Dedi ki ben Türkiye'de deprem bölgesine gideceğim dedim arkadaşlara. Beni uyardılar sakın gitme. Deprem bölgesine Türk ordusu tamamen el koymuş. Kimseyi bölgeye sokmuyorlar dediler bana. Ben inanmadım ve geldim hakikaten de doğru değilmiş dedi. Ve ben şu anda bu bölgede hizmet ediyorum ve Hatay'da Diyanet'in merkezinde, yani Diyanet Vakfı'nın merkezinde canhıraş çalışıyordu. Ve biz fotoğraflar falan çektirdik, işte onunla bir kısa bir röportaj falan yapmıştım. Yani öyle çok ferdi gelenler de oldu yani, hepsi örgütlü değillerdi yani. Evet hocam. Yani orada hakikaten yani bir taraftan insani durum ama bir taraftan da tabii ki din kardeşimiz diye bakılması hasebiyle de gerçekten İslam kardeşliğinin ne demek olduğunu orada gördük. Bendeniz de bu büyük camilerde yani ciddi yardımların geldiği camilerde bir nevi teşekkür babında ziyaretler yaparak cuma günleri hutbeler okudum. Orada da teşekkürlerimi arz ettim o insanlara. Hakikaten o İslam kardeşliğini orada bilfiil yaşamış, tecrübe etmiş olduk. Biz tabii bu bizim zannediyorum birkaç depremle ilgili program yapmışız. Geçmiş programlara baktım ben. Bu sene devreye olduğu için biz tekrar yapalım dedik. Hatırlayalım geçmiş programları da. Aslında bu süreç içerisinde çok enteresan bir şey gelişti. Bir jeoteoloji, yani depremin teolojik boyutları da, dini boyutları da bilimsel birikimle birlikte masaya yatırılmalı diye o zaman konuşmuşuz. Notlarım da var. İnşallah biraz sonra sizin de özellikle deprem bölgesinde, deprem döneminde ve deprem bölgesinde gündeme getirilen çeşitli kelami, akaidi, inançla ilgili, inanç değerlerimizle ilgili oluşturmuş sorular ve sorunlar da vardı. Onları da size tekrar sormak istiyorum hocam müsaadenizle. Ama hocam, alimler olarak bölgeye gittiniz. Tabii ki afetler sadece depremlerden ibaret değil. Yani savaş afetleri olabiliyor. İşte sel felaketleri ve afetler olabiliyor. Bu tip durumlar karşısında alimler nasıl
bir tavır sergilemeli? Nasıl temel teşkilatlanabilmeli? Neler yapmalı? Yani sadece insani yardım kuruluşları veya STK'lara mı bırakmalı bunu? Yoksa onlar da kendi aralarında bu işe hazırlık mı yapmalılar? Evet. Şimdi hocam, biraz önce yani ifade ettiğiniz gibi, yani deprem bir afattır ve afatlar tek depremden ibaret değil, savaş afatı da olabilir diye bir ifadede bulundunuz. Biz geçen sene Maraş depremi diye ifade edilen, o kadar il ve ilçelerimizi kapsayan depreme asrın felaketi diye bir ifadeyle o depremin boyutunu ifade ettik. Bir sene depremi geride bıraktık. Bunu da unutmamamız lazım ki asrın çok daha büyük bir felaketini şu anda halen yaşıyoruz. Savaş da bir afattır. Ama hele hele bir avuç Siyonizm ve Siyonistler tarafından tüm dünyanın gözüne baka baka insanlıkla, vicdanla, zaten imanla, irfanla bağdaşması mümkün değil ama insanlıkla ve vicdanla bağdaşması mümkün olmayan katliamların yapılması, bir soykırıma insanların tabi tutulması, müminlerin, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-ül Aksa'nın etrafında çoluk ve çocukların kanının oluk oluk akıtılması, açlığa mahkum bırakılarak aylardır maalesef böyle bir dramatik depremi de gerçekten bizim geçen sene yaşadığımız jeolojik depremle beraber bu depremi de hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ve bu deprem halen devam ediyor. Alimlerin afatlara ve depremlere karşı, ister jeolojik olsun, ister psikolojik afat olsun, ister savaş depremleri olsun, buna karşı görevleri nelerdir? Elbette ki yani alimler, hocalar, ister akademisyen ismiyle ifade edelim, ister hoca efendi tabiriyle ifade edelim, onların en önemli görevi Efendimizin musibetlere karşı takındığı tavrı takınmalarıdır. Musibetzadelere karşı yaklaştığı yaklaşımla yaklaşmalarıdır. Yani iki kelime ile çok uzun uzun anlatılabilecek bir başlık olarak ben bu cevabı vermek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette sabrı tavsiye ederdi. Ama sabrından kasıt ise musibetlere mağlup düşmemek. Musibetlere karşı direnmek, musibetlere, belalara teslim olmak sabırla hiçbir alakası yok. Biz bazen sabrı veya genel anlamda sabrı bu şekilde insanlar anlıyor. Sabredin, yani depreme teslim olun. Sabredin, fay hattının üzerinde binanızı kurun. Sabredin, bilimsel olarak verilere hiç önem vermeyin. Sabredin, İnşaatın kurallarına ve evi teşkil eden çimentosuna, demirine önem vermeyin. Sabredin, bekleyin, ölün. Ondan sonra çocuklarınız büyüsün, onlar da sabretsin, onlar da ölsün. Veyahut sabredin, bir avuç siyonizme kendinizi teslim edin. Evinizden çıkmayın. İşte alimlerin görevi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabrı tavsiye ettiği gibi, Cenab-ı Allah'ın emriyle, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ namazla ve sabırla Cenab-ı Allah'tan yardım dileyerek musibetlere karşı direnin diye o anlayışı yaymak ve bu ifadeyle yanlış anlaşılmayacak bir şekilde insanlara sabrı tavsiye etmek. Benim biraz önce anlattığım yanlış anlaşılmadan veya yanlış anlatmaktan dolayı biz musibetlerde sabredin dediğimizde sanki kendisine söylüyoruz ve tepki gösteriyor. Yani sabredin in vestainu bis sabri ve salati ayetini okuyorsun. Adam tepki gösteriyor. Çünkü sabrı böyle anlattık. Hayır. Ey depremzede olan mağdurlar sabredin. Hakkınızı koruyun. Sizin çimentonuzu, sizin demirinizi çalan insanı hasaba çekin.
bir daha böyle bir şey yapmasın. Hasaba çekilirken elbette ki biz kanunlar bir kanunlar, kanun var, yönetmenlikler var. Kanunların ve devletin yapısına uygun kanunların gereğini yerine getirmek suretiyle hakkınızın peşinde koşun. Hocam tam da bu konuyla ilgili bir araya girmek istiyorum. Biz o, yine bunları konuştuk ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Aslında yani depremin üzerinden bir yıl geçince sanki biz unutmuş gibi oluyoruz. Bu hoş bir şey değil. Ama aynı zamanda da tabii bunları konuşarak biraz da yani yaraları biraz daha tekrar hatırlamış oluyoruz. Ama bizim özellikle bu konuyu hiç unutmamamız lazım. Yani kardeşlerimiz o bölgede hala da çile çekmeye devam ediyorlar. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar diyor ama bizim de gerçekten gönlümüze, kalbimize bu ateş kor gibi düştü. Bir şekilde burada bir başlık söylemek istiyorum. Eminim bu konuda yazan çizen kardeşlerimiz de var ama ortak bir akılla belki İmbik'ten geçire geçire ortaya bir deprem fıkhı diye bir şey çıkarmamız lazım. Hani deprem yönetmeliği var ya. Evet. Deprem yönetmeliği gibi deprem fıkhı da ortaya çıkarmalı. Böyle dine yaslanarak bir kısım insanların sorumsuzlukları şey olmamalı, hesaba çekilmeden gitmemeli. Yani bu mesele kapatılmamalı bir. Ama ondan daha önemli bir şey var. Özellikle bu tip afetler ortaya çıktığı zaman öyle ilginç yorumlar oluyor ki insanlar zaten canı yanmış. O bazı dini yorumları dinleyerek de istese de istemese de dinle karşı karşıya geliyor. Evet. Öyle bir deprem fıkhı yazılmalı ki, öyle bir depremle ilgili sistematik bir şekilde yazılmalı ki bu insanlar okuduğu zaman, Müslümanlar okuduğu zaman heh işte bizim dinimiz depremle ilgili yorumları böyle diye hem dine daha fazla sarılabilmeli yani. Yani deprem sonrası teslim olmama dediniz ya. Evet. Deprem öncesi de, deprem sonrası da fıkhı çok iyi bir şekilde kaleme alınmalı. Belki de bunu en iyi yapacak kurumlarımızdan bir tanesi Diyanet. Akademisyenleri de tabii ilahiyatçı kardeşlerimizi devreye sokarak Kur'an'da, hadiste, sünnette bu konuda neler var? Mesela benim hemen önümde bir tane şey var. Sünen-i Kübra'da bir işte İmam Şafii'nin El-Ümmü'nde, Beyhaka'nın Sünen-i Kübra'da bu konuda hadisler var. Hadisleri de bir araya getirerek Resul Aleyhisselatü Vesselam bu konuda sadece afet sonrası değil, afet sonrası hazırlıklarla ilgili de bir sürü bize talimatlar bırakmış. Öncesi ve afet sonrası. Bunları biz deprem fıkhı veya afet fıkhı diye deprem yönetmeliği gibi, afet yönetmeliği gibi yazmalıyız, ders haline de getirmeliyiz diye düşünüyorum. Yani bir inşaatçı veya müteahhit diyelim veya işte memur, mühendis sadece deprem yönetmeliği değil, vicdani yönetmeliğinin de kontrolüne girmeli. Yani tamam ben bu şeyi imza atıyorum ama imza atarken sadece deprem yönetmeliği değil, bunun yanında bir de Allah'la kendisi arasında bir muhasebenin olacağını, hesaba çekileceğini de öbür türlü de bir hesabın olduğunu görmeli diye düşünüyorum. Şimdi hocam yani çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bizim tabii farklı farklı problemlerimiz var ama ana problemlerden iki tanesini bana hatırlattınız. Birisi depremlerle ve musibetlerle ilgili ve hemen yanında da ben fakirlik musibetini de yanına koyuyorum. Doğru. Yani genellikle halk İslam adına fakirliğin çok normal bir şey ve iyi bir şey olduğunu hatta fakirlik demek aslında neredeyse sevap, neredeyse hayır havuzunun başında bulunmak demektir gibisinden fakirliği öven bir yaklaşım tarzı. Oysa asla bu dinle alakalı değildir. Ve İslam fakirliği tavsiye etmiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün sabah ve akşam Allahümme inni euzuke minel küfri vel fakri diyor. Ya Rabbi küfürden ve fakirlikten, yoksulluktan sana sığınırım. Ya Allah aşkına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her gün sabah 3 kere, akşam da 3 kere Allah'a ondan kurtulmak için sığındığı bir fakirliği siz niçin kalkıp millete sanki iyi bir şeymiş gibi takdim ediyorsunuz? Ve İslam'la, Müslümanlık'la, Kur'an ve sünnetle insanlar arasında bir set çekiyorsunuz. Doğru. Bu son derece yanlış. Onun için fıkhı genelleştirmemiz lazım. İkincisi, fakirlikten bahsetmişken, çünkü aynı konu ve vermemiz gereken mesaj açısından da bir teyit anlamına geliyor.
bazı fakihler bir mahallede bir fakir fakirlikten açlıktan dolayı ölürse, o mahalle, o ilçe, o yörenin zenginleri onun diyetini vermeleri gerekir diyor. Onu şeyle ölçmüşler galiba. Hani komşusu açken tok yatan biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zaten bu hadis, o hadis sahihtir. Yani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir, bu hadis. Yani bizden değildir derken, yani mükemmel yolda değildir, olması gereken yerde değildir, yapılması gerekeni yapmamakla bizden değildir. Bizim ahlakımızla ahlaklanan, bizim sünnetimizi uygulayan bir insan değildir. Yani kafirdir, dinden çıkmış anlamında değil. Ama bunlar da yeter ve artar bile bir insan ama için. Ama orada söylemeye hocam, çalıştığım şey şuydu hocam, çok özür dilerim. Bu hadisi ulemamız yorumlarken, alimlerimiz komşu kimdir sorusunu da soruyorlar. Komşu. Ondan sonra o mahallenin tamamı neredeyse. Komşu. Komşu haline gel. Bazılarına göre ki mahallenin hepsi komşu. Eyvallah. Zaten onun için bazı fakihler, bazı İslam alimleri, fıkıh dalındaki fakihler diyet, biz ona tezminat diyelim. Tamam. Bugünkü ifadeyle tezminat. Ve tezminatı da az değil. Bugünkü parayla nereden bakarsanız 10 milyon TL'yi geçer. Yani bir diyetin İslam fıkhındaki meblağını ve günümüzün şeyiyle, yani hesaplarsa matematiksel olarak böyle bir şey. Demek ki bu konularda alimlere büyük görevle düşüyor. Diğeri ise bizim bahsettiğiniz musibet hocam. Musibet ve bela. Yani deprem fıkhı. Cenab-ı Allah, bir başlık atayım. Ve ayeti kerime وَلَا تُرْقُوا بِيَيْدِكُمْ اِلَا تَهْلُكَةِ. Yani bir kere deprem, depremi bu ayeti kerimenin çerçevesi içinde değerlendirmemiz lazım. İkincisi, esbaba tevessül etmek. Bu İslam'ın emrettiği bir emirdir. Bir işi yaparken hakkını vermek Allah'ın emrettiği bir emirdir. Ve bu iki yönlü sorumluluk da içerir. Tek taraflı değil. Evet. Yani ev sahibi de sorumludur. Evi yapan mutahhit de sorumludur. Yönetmenlikleri takip etmesi gereken korum ve kuruluşlar da sorumludur. Eyvallah. Yani ev sahibi, ya ben normal şartlarda gideyim, fay hattının üstündeki bir evin fiyatı 100 liradır. Depreme dayanıklı olan bir evin fiyatı 200 liradır. Kardeşim, çadır kur, 100 lirayla kendini ve çocuklarını yok etme. Bu depremde olay tamamen farklı gidiyor. Evet. Siz de biliyorsunuz. Tokyo evleri ucuz diye kimse almadı. Oysa o evler hiçbirisi yıkılmadı. Mesela burada böyle çok zengin burada gerçekten yapmış olduğu evler yıkıldı geldi. Hocam siz çok doğru Tokyo'nun söylüyorsunuz. Tokyo'nun reklamını yapmış olduk. Yani ama bir vaka bu yani. Yani hayır, bu bir gerçek. Yani o bölgenin tümünde Tokyo'nun yaptığı evlerden hiçbirisi yıkılmamış. Tamam. Şimdi burada bu sözle de isterseniz evet, ben hocam, sözümü noktalayayım. Efendimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, hayrul a'mali edvamuhu ve inkalle. Demek devamlılık ve süreklilik, yapılan hayırda çok önemli ve en iyi hayırdır diyor. Bizim genellikle insanlarımız hafize-i beşer nisyanla mağlurdur ama o kadar da olmamalı. Cenab-ı Allah binlerce sene önce ki depremlerden bize bahsediyor. Evet. Binlerce, yani binlerce, bin sene önce değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda bazı kavimlerin rüzgarla, fırtınayla, efendim toprağın kaymasıyla, yani depremle öldürdüklerini söylerken bizim onlardan ders almamız için bunu söylüyor. Ya daha geçen sene bizim bölgemizde o kadar büyük bir afat, o kadar büyük bir deprem oldu. Ya unutmamak lazım. Eyvallah. Ve bir de daha 3 aydır, 4 ay bizim Filistin'de o çocuklar öldürülüyor. Ben bakıyorum ki son zamanlarda sanki iş bitmiş gibi, sıcaklığını Allah muhafaza etsin. Onun için hayırda devamlılık, musibetlerden ders almakta hatırlama ve sene-i devriyeyi bu manada, bu anlamda o olayı gündeme getirmek ve sizin de bu çerçevede böyle bir program yapmanız gerçekten önemli ve kıymetli olduğunu da söylemek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam, Mahmut Hocam, biraz önce deprem fıkhı dedik. Tam da buraya gelmişken bir taraftan insanlar depremin yaralarını sarmaya çalışırken bazen birileri de tabii bir şekilde, yani işte sizin
imanınızla oynamaya çalışıyor. Çeşitli sorular ortaya atıyor. Belki de doğal olarak bu sorular kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çünkü daha önceden vermiş olduğumuz öğretilerin bir kısmı sağlıklı verilmediği zaman böyle bir olay karşısında birden imanlar sarsılabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi, siz tam bu alanın uzmanı olduğunuz için size bu soruyu sormak istiyorum. Sağ ol. Yani Müslümanca bir bakış nasıl olmalı? Daha çok onu merak ediyorum. Allah kötülüklere niye müsaade ediyor? Madem her şeyi Allah yapacaktı diye bir soru soruluyor. Bu deprem döneminde çok soruldu bu sorular. Siz de bu konularda çok güzel cevaplarınızın olduğunu biliyorum. Estağfurullah. Buyurun hocam. Şimdi isterseniz Abdülvahap hocama sorduğunuz sorudan başlamak istiyorum. Şöyle ki, hani düşünün bir deprem oldu. Deprem olduktan sonra o deprem zedelerin konuşmak istediği insanlar özellikle kimlerdir? Mesela bir deprem uzmanıyla mı konuşmak ister? Depremde yakınını kaybetmiş veya uzvunu kaybetmiş birisi. Onunla mı konuşmak ister? Onunla konuşması mı onu rahatlatır? Yani deprem dediğimiz şey nasıl meydana geliyor? Bunu açıklayan bir bilim adamıyla mı konuşması rahatlatır? Yoksa depremin anlamı nedir? Niçin böyle bir şey vardır? Varoluşsal karşılığı nedir? Bunun sonsuzluk içerisindeki bir anlamı var mıdır? Yaratıcımızla bizim ilişkimiz açısından bir karşılığı var mıdır? Bunu açıklamak üzere bir din adamıyla mı konuşmak ister? Bunu şunun için söylüyorum. Tabii hani bunu açıklayabilecek düzeyde bir din adamı bulduğu zaman. Eyvallah. Yok var, var yani, Allah'ın izniyle tabii de. Tabii ki var ama bunların sayısının artması anlamında söylüyorum. Yani şu açıdan söylemek istiyorum. Yani zamanla bilim geliştikçe sanki insanoğlunun merak ettiği soruların sayısı azalıyor. Artık cevaplar bir bir bilim tarafından veriliyor. Dolayısıyla dine pek alan kalmıyor gibi bir gidişat var. Ve dünyanın gidişatı biraz buraya doğru. Yani maalesef yani ateizm bütün dünyada teizme karşı bir şekilde yayılıyor, daha da ilerliyor. Şimdi bilimle dinin... Bu bir algı hocam, onu da konuşuruz da. Bu bir algı, yani bunun çok da... Yani siz Amerika'dan geldiniz. Yani bunu konuşuruz, onun için biz kesmek istemem ama bu bir algı. Bu algının mesela en çok gündeme getirildiği ülkelerden bir tanesi İngiltere'dir. Ateizmle ilgili merkezlerin kurulduğunu biliyorum. Ama bunun karşısında da çok güçlü teist, yani Allah'a inanan, peygamberlere inanan çok güçlü, gerek Hristiyan gerekse Müslüman kesimler var. Bunlar çok canhıraş, bu konularda mükemmel cevapları geliştiriyorlar. Ve özellikle de Amerika'daki şeyleri bilirsiniz siz, yani siz oradaydınız. Pazar günleri o kiliseler demiyorum, stadyumlarda on binlerce insan ateizmi dinlemek için değil, bir Hristiyan papazını dinlemek için toplanıyorlar. Ben mesela Amerika'daki stadyumlarda bir ateisti dinlemek için on binlerce insan toplandığını hiç duymadım yani. Ama on binlerce insan bir papazı dinlemek için bir araya gelebiliyorlar. Kusura bakmayın, kestim. Estağfurullah. Yani istatistiklere bakıldığında bilmiyorum. Yani vakaya bakıldığında durum biraz daha farklı olabilir. Algı işte orada başlıyor zaten. Şimdi şöyle, bilim açıklama getiriyor. Eyvallah. Din anlam katıyor. Eyvallah. İnsanın açıklamaya da ihtiyacı var. Anlam katmaya da ihtiyacı var. İnsan nasıl sorusunun da cevabını öğrenmek istiyor, niçin sorusunun da cevabını öğrenmek istiyor. Deprem nasıl meydana geliyor? Bu bilimin konusu. Bilim adamları, jeoloji uzmanları bunu açıklıyor. Fakat özellikle o deprem musibetini yaşayan insan için deprem nasıl meydana gelir, niçin meydana gelir? Bu onun meselesi değil. Çünkü olmuş bitmiş zaten. Kaybedeceğini kaybetmiş. Bu çok önemli bir tespit hocam. Yaşayacağını yaşamış. Doğru. Orada artık ben bunu niçin yaşadım? Neden bu benim başıma geldi? Neden anamı kaybettim? Neden babamı kaybettim? Neden beşikteki bebeğimi kaybettim? Ya da neden bütün ailemi? Öyle insanlar duydum ki. Evet. İşte orada kim aciz kalıyor? Bilim adamları aciz kalıyor, bilim aciz kalıyor. Yani mesela şunu düşünebilir misiniz? Kesinlikle bilim adamlarını küçümsemek adına haşa öyle o manada söylemiyorum ama hani bir deprem bölgesine deprem uzmanının, profesörünün gidip orada insanları yatıştıracağını düşünebiliyor musunuz? Hayır. Ama onlara ihtiyacımız var, ayrı bir şey. Orada din müessesesinin, dinin
getireceği açıklamalara, daha doğrusu katacağı anlama insanların ihtiyacı var. Bu niçin yaşanır? Bunun benim hayatımdaki karşılığı nedir? İşte burada din devreye giriyor. Peki bu tür afetler, deprem olsun, sel olsun vesaire, katliamlar, bunlara İslam açısından bakıldığında, Müslümanca bir bakış ile baktığımızda nasıl bunlara cevap verebiliriz, nasıl cevaplayabiliriz dediğimizde birkaç noktaya işaret etmek isterim. Öncelikle şunu söylemek isteyeyim. Kötülük dedim, teodise. Teo tanrı demek, dise de adalet. Tanrının adaleti meselesi. Hani felsefede de çok tartışılan bir konu. Çok felsefi boyutuna girmeyeceğiz ama bu mesele teizmin karşısındaki en ciddi mesele. Evet. Bunu hani şu anda yaşayan en büyük teistlerden biri olan Richard Swinburne, İngiltereli, o da söylüyor. Yani ateizmle teizm arasındaki tartışmalarda teizmin en yumuşak karnı teodise problemi, kötülük problemi. Çünkü bu birebir insanların yaşadığı bir mesele. Bendeniz 6 yıl öğretmenlik yaptım. Şu anda bir hatıra aklıma geldi. Lisedeyken din dersi öğretmeniyiz. Kolay kolay inanç problemlerini çocuklar pek açamazlar ama bir kız öğrencim ateist olduğunu söylemişti bana. Hocam ben Allah'a inanmıyorum dedi. Birkaç ders sonra teneffüste çağırdım onu. Neden dedim, ne oldu? Hocam ben aslında inanıyordum dedi. Ama bir sevgilim vardı. Ve trafik kazasında onu kaybettim. Ondan sonra Allah'a inanmadım dedi. Aslında yani Allah'a inanmadım dedi. Hani benim sevdiğimin canını alan, hani madem eyvallah, benim sevdiğimin canını aldın, ben sana inanmıyorum gibi. Orada bir musibet karşısında insanın acziyeti, o acziyet de iki şekilde tezahür edebiliyor. Bazen dervişane bir bakış, mümince bir bakış yaptığınızda o sizi Rabbinize daha da yakınlaştırabiliyor, ızdıraplar. Ama bunun karşısında da işte o kız yazın yaptığı gibi böyle bir musibet, neden Allah varsa, Tanrı varsa neden böyle bir şeyi bana yaşattı, bu insanı farklı bir boyuta da götürebiliyor. Bugün için hakikaten bu önemli bir mesele. Hocam detayları sonra konuşacağız çünkü kısa bir araya gidecek ama araya gitmeden önce biraz da hani yumuşatma adına bir hikaye de ben söyleyeyim. Çünkü bu size devam edeceğiz çünkü araya giriyoruz şu anda. Uyarıyorlar arkadaşlar. Şimdi o kardeşimiz öyle bir tecrübe yaşamış. Bir hocamız anlatmıştı, o da başka bir tecrübe yaşamış. Kabe'deyiz diyor, tavaf yapıyoruz. Bir tane delikanlı Türkçe dua diyorum sürekli. Türkiye'deki sevgilisine dua diyormuş Kabe. Yani aşık olduksa dua diyormuş. O da çözümü orada bulmuş. Yani onu nasıl ikna edebilirim, işte ne yapayım veya işte onlar nasıl ileride beraber olabilirim diye ve nasıl demiş. Bizim hocamız da çok merak etmiş. Demiş ya hayırdır falan. Demiş hocam işte böyle böyle demiş. Siz devam edin ama meşru zeminde devam edin. Çok doğru yerdesin, doğru adrestesin. Burada duan kabul olursa meşru zeminde inşallah hedeflerini de gerçekleştirirsin. İşte herkesin farklı farklı tecrübeleri oldu. Tabii hocam. Yani sizin yaşadığınız ve duyduğunuz tecrübe de çok enteresan. Kısa bir ara daha sonra, çünkü çok önemli bir noktaya geldik hocam. Sizden devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Değerli dostlar, depremin birinci yılında depremle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber olacağız. Bir daha bizden ayrılmayın efendim. Aziz dostlar, depremle ilgili konuşmaya devam edeceğiz değerli hocalarımızla. Mahmut hocam, araya gitmeden önce bir soruyu açtık ama tamamlayamadık, süreye yetmedi. Bir soru sormuştuk. Özellikle deprem döneminde, bu tip afetler döneminde çeşitli inanç soruları da ortaya çıkıyor ister istemez. Burada ciddi bir manevi desteğe ihtiyacı var bu afetlerden etkilenen insanların. Bunu da ben fiili olarak bölgeye gittiğim zaman gördüm. Burada Diyanet İşleri Başkanlığımızı özellikle çok takdir ettim. Buradan ismini özellikle anmak istediğim bir kardeşimiz var. Turgay Şirin Hoca'dan istifade ederek onu manevi bakım diye, manevi destek diye bir projesi var. Üniversitede de bunu şey haline getirdiler. Farklı üniversitelerde manevi destek programı,
manevi bakım diye şeye dönüştü. Bir modüllere dönüştü bu. Yani 20 bine yakın insan Diyanet personeli eğitilerek bölgeye gönderilmiş. Ve insanlar o bölgelerde ne kadar başarılı olduğunu ben fiili olarak gördüm. Yani eğitim alınmışlar, bazen Zoom üzerinden, bazen merkezlere çağırarak hocalar. Ve bu hemen araziye göndermişler ve arazide ben bu hocalarımıza karşılaştım. Ve ne kadar faydalı olduklarını fiili olarak gördüm hocam. Allah hepsinden razı olsun. Yani. Çünkü sonuçta biz bir milletiz, bir toplumuz. Kim nerede ne kadar katkı vermişse Allah hepsinden razı olsun. Şimdi tabii bu süreç içerisinde manevi sorular da, inançla ilgili sorular da gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi, yani Allah kötülüklerin için müsaade ediyor sorusuydu. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi hocam bu soru, yani hem felsefede tartışılmış ama bu soruyu sormayan bir insan oğlu yoktur diye düşünüyorum. Eyvallah. Çünkü yani hayat sıkıntılarla, musibetlerle, problemlerle dolu. Sadi Şirazi'nin dediği gibi yani insanoğlu bir damla kandan yüz binlerce endişeden ibaret diyor ya. Yani sormuşlar insan nedir? Yek kadreyi hünest saat hezaran endişe. Böyle yani, ya. Yani demiş. Dolayısıyla yani Farsça bilmiyorum hocam ama inşallah yanlış telaffuz etmişimdir. Doğru okudunuz hocam. Ben eminim. Dolayısıyla yani sıkıntılar, sorunlar hepimizin yaşadığı şeyler. Bunlar karşısında mutlaka sorduğumuz bir soru. Şimdi David Hume'un formüle ettiği bir şey var. Diyor ki, burada Tanrı kelimesini kullanmak istiyorum. Hani dinen de bir sakınca yok ama hani genel olarak bahsettiğimizde Tanrı kelimesini kullanmak istiyorum. Diyor ki, felsefenin diliyle kullanıyor. Evet, Tanrı kadiri mutlaksa kötülüğe niye müsaade ediyor? Kötülük var mı? Var. Demek ki kadiri mutlak değil. Tanrı iyi ise kötülük olmaması lazım. Kötülük var mı? Var. Demek ki Tanrı iyi değil. O halde iyi ve kadiri mutlak bir Tanrı yok diyor. Bu hakikaten yani felsefede çok kullanılan bir argüman ve teistlere karşı da çok ciddi bir şekilde burada bir tahkimat yapıldığı anlaşılıyor felsefe tarihinde. Şimdi buna Müslümanca bir bakış açısıyla nasıl cevap verebiliriz? Eyvallah. Birincisi, şimdi iyi ve kötü kavramlarını konuşabilmemiz için ahlaki bir temele sahip olmamız lazım. Yani ahlaka müracaat, iyi ve kötü ahlak sahasının kavramları. Ahlakta da Allah kavramına, Tanrı kavramına müracaat etmeden sağlam bir ahlaki zemin oluşturmamız mümkün değil. Niye? Tanrı kavramı kadar mutlak ve nihai bir kavram yok. Allah kavramı kadar anlamı büyük olan, anlam katabilecek, nihai anlam verebilecek başka bir kavram yok. Tabii yeni bir tartışma açıyorsunuz hocam. Onu da ben söyleyeyim, sizi oradan da davet edin. Yani madem teist, ateist konulara girdiniz, o zaman ateistlerin ahlakı yok mu diye bir soru da soruyorlar. Ya o bir yani uzar yani konu ama şimdi şeye girmek istiyorum. Allah anlamdır diyor Hazreti Mevlana. El-mâne huvallah. Çok güzel bir ifadesi vardır Mesnevi'de. Şeyhin, büyük şeyhin söylediği gibi diyor ki o büyük şeyh dediği de Muhyiddin Arabi olduğu söyleniyor şarihler tarafından. Kesin olmamakla birlikte. El-mâne huvallah. Yani muhteşem bir ifadedir. Bu mana Allah'tır. Anlam Allah'tır. Yani Allah varsa hocam her şey anlamlıdır. Allah varsa kainat, şu anda benim sizinle konuşmam da anlamlı. Sabah ben kalktığımda bu programa geleceğimi bilmiyordum. Doğru. Aradınız öğlen. Bir anda akşam kendim burada. Bence bu anlamlı benim hayatımda. Yani beni tasarlayan, benim hayatımı kurgulayan bir Tanrı, bir Allah'a, bir Cenab-ı Hakk'a inanıyorsam benim şu anda bulunmam bir anlamı var. Demek ki burada söylemem gereken bir şey var. Belki bir insanın hayatına dokunacağım. Bilemiyorum. Eyvallah. Belki bir şey söylettirilecek. Dolayısıyla Allah varsa her şey anlamlı. Benim sahip olduğum bu bütün fiziki özellikler, zihni hepsinin bir anlamı var. Allah yoksa hiçbir şey anlamlı değil. Allah yoksa iyi ve kötü kavramlarının da bir karşılığı, bir anlamı yok. Yani iyi ve kötü ahlakın sahasına giriyorsa, bir anlam kazanması gerekiyorsa, bunlara anlam verecek bir nihai, mutlak bir varlığa, bunları anlamlandıracak bir varlığa ihtiyacımız var. O da Allah'tır, Tanrı'dır. Bir defa bunu tespit etmemiz lazım. İkincisi, biz Müslümanlar olarak elbette ki
vakada kötülüğün var olduğuna inanıyoruz. Değil mi? Başımız ağrıyor, hastalıklar var, musibetler, felaketler var. Bunları hepimiz yaşıyoruz. Ancak şuna inanmıyoruz. Mutlak kötülük vardır. Buna inan. Yani mutlak kötülük diye bir şey yoktur. Kötülük görecedir. Nasıl? Mesela düşünün, bir insan çok sevdiği bir işte çalışıyordu. O işten çıkarıldı. Onun için bu nedir? Bir kötülüktür. Ama o insanın işten çıkarıldıktan sonra onun yerine bir başkası alınacak. Bu onun için iyiliktir. Birisi için kötülük olan şey başkası için iyilik. Mesela hani bu ateistler çok der, işte Tanrı'nın iyi olduğunu düşünüyorsanız gidin hastaneleri dolaşın, işte zindanları, hapishaneleri dolaşın. Orada bir görün bakalım ne kadar iyiymiş diye. Mesela hastanelerden örnek verelim. Yüz binlerce, milyonlarca hasta var. İşte hastaneler var. Hastalık dediğimiz bir şey var. Bu kötülük mü? Evet, kötülük. Yani acı çekiyoruz, ızdırap çekiyoruz. Ama şu açıdan bakalım. Mesela bu hastanelerden, hastalıktan daha doğrusu, rızkını kazanan milyonlarca insan var. Bu açıdan baktığımızda bu onlar için bir rızık kapısı. Mesela. Dolayısıyla veya işte şeyi düşünün, bir kaplanla bir ceylan, işte kaplan ceylanı yiyor, bu ceylan açısından kötülük ama kaplan açısından bir öğlen ziyafeti, akşam ziyafeti gibi. Yani biri açısından kötülük, öbürü açısından iyi. Ya da bir insanın hayatında da bazen bir kötülük bir iyiliğin kapısını açar. Bunun en güzel örneği Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf'un kıssasıdır. Hazreti Yusuf'un kuyuya atılması kötülük mü? Kötülük. Kuyudan çıkarılıp Mısır'a, kralın sarayına götürülmesi iyilik mi? İyilik. O kötülük olmasaydı o iyilik olacak mıydı? Olmayacaktı. Saraya götürüldü, iyilik. Peki o sarayda yakışıklı bir delikanlı, bu iyilik mi? İyilik. Ama bu neye sebebiyet verdi? Züleyha'nın iftirasına sebebiyet verdi o iyilik. Bir iyilik kötülüğe sebebiyet verdi. Peki Züleyha'nın o iftirası, o kötülük neye sebebiyet verdi? Zindana atılmasına, kötülük. Ondan sonra ne oldu? Zindanda işte kralın aşçısı vesilesiyle kralla görüştürüldü. Mısır'ın ekonomi bakanı oldu diyelim. İyilik mi? İyilik. Yani bir kötülük bir iyiliğe, bir iyilik bir kötülüğe kapı aralayabiliyor. Dolayısıyla mutlak kötülük diye bir şey yoktur. Bir başka nokta, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları açısından baktığımız zaman biz müminler olarak şuna inanıyoruz. Özellikle tasavvuf düşüncesinde bu çok derinlemesine incelenmiştir. Kainatta gördüğümüz her şey Cenab-ı Hakk'ın esmasının, sıfatlarının tecellilerinden, tezahürlerinden ibarettir. Kâh cemal tecellisidir, kâh celal tecellisidir. Ve kemal de celalde cemali, cemalde celali görmektir derler. Dolayısıyla bizim açımızdan bakın, yani inanan insanlar açısından bakıldığında Allah'ın, ya da genel olarak felsefe diliyle konuştu, Tanrı'nın sürekli insanoğluna iyilik yaşatma, hiçbir şekilde onu kötülüklerle denememe, sınamama gibi bir özelliği yok. Celal, cemal sıfatları olduğu gibi celal sıfatları da var. Ve kaçırdığımız, belki hani ateistlerin çok fazla nazar itibarı almadığı bir sıfat var. Hakim, Kur'an-ı Kerim'de Aziz ve Hakim isimleri birlikte gelir. Enteresan. Hakim ne demek? Hikmet sahibi. Yani yaptığı her işte hikmetli bir sebebi olan. Ben anlayabilirim, anlayamam ama mutlaka bir hikmeti var. Bir de o Hakim ismi özellikle Aziz'den sonra gelmez. Mesela Hakimun Aziz gelmiyor. Azizun Hakim. İzzeti var, celali var, sonra da hikmeti var. Şimdi biz, yani neden önce izzet geliyor sonra hikmet? Aziz'den onu şöyle anlıyorum. İzzeti zahir görünüyor. Bir musibet işte, deprem zahir yani. O Aziz'in tezahürünü orada görüyorsunuz. Ama oradaki Hakim'in hikmet tezahürünü çok kolay göremeyebilirsiniz. Burada anlatılmak istenen şu. O izzet tecellisini görüyorsun ama bak onun ardında bir de hikmet tecellisi var. Yani Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin bir tezahürü var orada. Dolayısıyla belki tamamıyla anlayamayabilirsin künhünü. Fakat yaşadığın her hadisede Cenab-ı Hakk'ın o hikmetli planının eserleri var. Bir başka mesele, biz mümin olarak şuna inanıyoruz. Bu dünya geçici bir imtihan dünyası. Şimdi benim inancıma göre
hayat dediğim şey, varoluş dediğim şey sadece bu dünyada yaşanan şey mi? Hayır. En fazla ne kadar? 80-90 sene yaşayacağım ve bitecek. Sonra ne olacak? Sonsuz bir hayat beni bekliyor. Matematikte ne kadar büyük olursa olsun bir sayı, sonsuz sayının karşısında nedir hocam? Sonsuz derece küçüktür, değil mi? Bu dünyada çekeceğim sıkıntı ne kadar? 70 sene, 80 sene, bilemedin 90 sene. Ama ondan sonra eğer sabredersem innemâ yuvaffâ sâbirûne ecrahum bi gayri hisâb, sabredenlere ecirleri hesapsız bir şekilde verilecek. O zaman ondan sonra beni bekleyen ölümsüz, sonsuz bir hayat var ve orada işte kötülüğün olmadığı bir hayat var mı? Var. Hani Allah burada yaratmış kötülükleri ama kötülüğün olmadığı bir hayat yaratmış mı? Evet, yarattım diyor. Cennette bu var. Dolayısıyla buradaki din açısından baktığımızda burada geçici bir hayat var, öbür tarafta sonsuz bir hayat var. Bu geçici hayattaki görece ve geçici olan kötülükler bu hayatı kurgulayan, tasarlayan zatın kötülüğü murad ettiğini, beni o kötülüklerle bana ızdıraplar çektirmek istediğini göstermez. Bunlarla beni imtihan edip o imtihan neticesinde bunun karşılığını vermek istediğini gösterir. Allah isteseydi kötülüğün olmadığı alem yaratamaz mı? Elbette ki yaratırdı. Hatta multiple universe yani çoklu evren teorisi deniyor buna. Yani kötülüğün daha az olduğu başka alemler de olabilir. Yani başka dünyalar da olur, yaratmış olabilir, bilemiyoruz. Yani bu dünyada diyelim kötülüğün iyiliğe oranı %40'sa, %30'sa, %60'sa başka alemlerde, evrenlerde olabilir ki bu %5'tir, %10'dur, mümkündür. Hiç olmadığı alem var mı? Evet var. Yani meleklerin olduğu alem orada kötülük var mı? Yok. Neticede buradaki gördüğümüz, kötülük olarak değerlendirdiğimiz şeyler özellikle doğal afetler noktayı nazarından bakıldığında bir imtihandır. Beşinci olarak şunu söyleyebiliriz. Kötülük dediğimiz şey ikiye ayrılıyor. Bir doğal afetler, bir de yani doğal kötülükler, işte afetler gibi, bir de ahlaki kötülük. Doğal kötülükleri konuştuk, imtihandır dedik. Ahlaki kötülüğün sebebi özgür irade. Bu Alvin Plantinga diye birisi var. Meşhur, öldü mü bilmiyorum, 90 küsur yaşlarında. Onun Theory of Free Will diye, yani özgür irade teorisi, o özellikle yani bunu açıklamakla meşhur olmuş. Diyor ki, tamam alemde bir kötülük var ama bu kötülük neyin sonucu? Yani ahlaki kötülükler neyin sonucu? Özgür iradenin. Tanrı'nın özgür irade yaratması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İyi bir şey. Yani özgür iradenin olması iyi mi, kötü mü? İyi. O iyiliğin kaçınılmaz sonucudur kötülük diyor. Yani özgür irade olmasaydı o kötülük olmayacaktı. Yani özgür iradenin hatırına diyelim o kötülük var demek istiyor. Ve bu çok tutmuş bir teori, yani güçlü bir teori. Dolayısıyla özgür irade varsa, hür irade varsa bunun kaçınılmaz sonucu, yani ahlaki kötülükler insanoğlunun kendi iradelerinin sonucudur. Son, acizane benim tespitlerime göre son iki şeyi söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim dünya hayatını nasıl tasvir ediyor? Oyun olarak, değil mi? Oyun nedir? Bir şeyin imitasyonu ya da simülasyonu, yani taklidi ya da işte canlandırmasıdır. Buradan insan bir mümin, hani Müslümanca bakış dedik ya, şunu çıkarabilirim. Yani bu dünyada gördüğüm nimetler veya musibetler aslında öte dünyada sonsuz alemdeki gerçek nimetlerin ve musibetlerin küçük bir nüshası, kopyası. Buradaki deprem, buradaki musibetler, felaketler aslında bana sonsuz alemdeki belki onun çok daha büyük orandaki musibetlerini, felaketlerini hatırlatarak bak dikkatli olmalıyım, daha düzgün bir insan olmalıyım, daha ahlaklı bir insan olmalıyım ki öbür tarafın musibetlerinden, felaketlerinden kendimi kurtarayım diye bir mesaj da vermiş olabilir. Son nokta, son olarak ki acizane hani bu konuda neden kötülük var meselesinde sadece bu cümle benim için yeterli. En beğendiğim açıklama bu. Ariflerin ve bazı felsefecilerin açıklamasıdır bu. İslam felsefecilerinin. Derler ki mükemmel olan tek varlık Cenab-ı Hak'tır. Kainat Allah'ın kendisi midir? Hayır. Kainat Allah'ın zatı dışında olduğuna göre
Onun için mükemmellik düşünülemez. Mükemmel olmadığına göre kötülüğün olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla hani İslam noktayı nazarından bakıldığında hani kötülük meselesini açıklamak kolay değil. Fakat hani çok makul açıklamalarımız da İslam açısından bakıldığında var. Bence çok faydalı oldu. Çünkü bu özellikle özgür irade konusuna girince ben direkt İmam Maturidi'nin teorisi ve söylemi aklıma geldi. İrade-i cüz'iye dediğimiz. Oraya sanki o bahsetmiş olduğunuz filozof, yaşayan veya vefat etmiş olan filozof oradan almış bir noktaya getirmiş. Yani ama birbirini tamamlar, iki görüş gibi geldi bana. Eyvallah. Çok da faydalı oldu. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Hocam şimdi süremiz azaldı bu arada. Ama yani siz konuşacak kadar, size yetecek kadar vaktimiz var. Orada rahatsız olmayın. Rahat görüşlerinizi söyleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili özellikle yani Allah'ın adaleti, depremler, afetler, bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü tekrar şeye döneceğiz. Yani bugünlerde Gazze meselesiyle de tamamlayacağım olayı, ona göre devam edin. Hocam biz Gazze'ye bundan sonra geçelim. Yani bu konuyla ilgili depremle ilintili cüz-i ihtiyari veyahut özgür irade, külli irade, cüz-i irade gerçekten bunlar önemli olan hususlar. Neden Cenab-ı Allah böyle yapıyor veyahut böyle yaptı veyahut benim evimi yıktı? Şimdi iki türlü afet var. Bir olağanüstü afetler var. Bir de olağan afetler var. Olağanüstü musibetler var. Olağan musibetler var. Olağanüstü musibet ve afetler dünyanın yaratılışından günümüze kadar farklı farklı toplum ve kavimlerin başına gelenler sayılacak kadar azdır. Sayılacak kadar az. Ama olağan afetler ise sayılmayacak kadar çoktur. Sayılacak kadar mahdut, olağan üstü diyorum. Olağan üstü yani esbabla müsebbep arasında bağı kurulmayan, gökyüzünden taşların inmesi. Bu olağanüstü bir afattır. Olağanüstü afatlar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun dönem dönem alemi esbabın dışında kudretini araçsız ve vasıtasız tecelli ettirerek verdiği cezalardır. Bu olağanüstü afatlardır. Ama olağan afatlar ve musibetler bunlar her dönem yaşanan ve geçen sene bizim Maraş'ta yaşadığımız afatlar olağan afatlar, olağanüstü değil. Deprem bir bütün olarak olağanüstüdür. Cenab-ı Allah'ın aynı zamanda yarattığı şu küre-i arzın içinde yerleştirdiği sistemin de bir tezahürüdür. Bir boşluğun ve arzın birikmesi ile infijarın, patlamanın sonucu çıkan zelzele yani sarsıntıdır. O da sebeplere değerli. Şimdi ben neden bunu anlatıyorum? Şundan dolayı bunu anlatıyorum. Cenab-ı Allah'ın ayetlerine bakacağız. Cenab-ı Allah'ın ayetlerine baktığımızda bir bölüm ayetler sanki irade-i ilahinin dışında her şey cereyan ediyor gibi. Diğer ayetlere baktığımızda sanki insan bir taş gibi özgür, cüz'i iradesi olmayan bir varlık gibi görünüyor. Oysa her iki ayetlerin, her iki kesim, tek ayetler değil, her iki tür ayetler yan yana koyduğumuzda aklın, mantığın ve bizim büyük İslam alimlerimizin ortaya koyduğu sonuç ortaya çıkar. O da şudur. Biz bir sınav içindeyiz. Bak sizler üniversitede hocasınız, sizler de hocasınız. Bizler yıllarca öğrencilere ders verdik, hocalık yaptık. Biz öğrencilerimizi sınava tabi tutarken bizim bilgimiz onların cevaplandırdığı yanlış cevapların anlayacak kadar var mıdır yok mudur? Vardır. Çünkü olmazsa ben kendim ona soru soruyorum. Doğrusunu da yanlışını da ne olduğunu biliyorum. Şimdi adam diyor ki ben tembel olacağım, çalışmayacağım, iş yapmayacağım, okumayacağım. Benim hocam da beni sınava tabi tuttu vakit yanlış verdiğim cevabı da bana diyecek bu yanlıştı bunu doğrusunu yap. Bu sınavla alakası olmaz. Ben gideceğim fay hattın üzerinde evimi yapacağım veya ev yaptıracağım. Ben demirini çalacağım, çimentosunu çalacağım. Binayı ayakta tutan kirişleri kıracağım.
Allah da Celle Celaluhu gelsin bana demir görevini yapsın, benim çimento görevimi yerine getirsin. Böyle bir mantık olur mu? Bu olağan musibetler febima kesebet eydiyikum dediğimiz vakit, bakın febima kesebet eydiyikum, arada bir boşluk bırakıyoruz. Şüphesiz bak altını çizerek söyleyeceğim çünkü bazı izleyicilerimiz yanlış anlayabilir. Hocalardı kastediyorum, izleyici derken hoca. Elbette ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu olağan üstü cezaları vermiştir, veriyor. Ve bu da ya toplumsal bir isyanın ya çok derin bir fitnenin ve fesada mukabil olağan üstü musibetler vermiş, ceza vermiş. Ama %99,99 bunun dışındaki musibetlerdir. O musibetler febime kesebet eydikum ayet-i kerimesini biz tefsir ettiğimizde yapılması gerekeni yapmamak suretiyle günah işlediğinden dolayı zehir içiyorsun, zehirleniyorsun kardeşim. Zehir içme. Biz depremden bahsediyoruz. Depremin kuralı var. Depremin afata dönüşmesinin altyapısı var. O altyapısını göz önünde bulundurmuyorsun. Göz önünde bulundurmamak hatadır. Günahtır, haramdır. Fukhul zelzele diye deprem fıkhının gereği budur. Bak siz deprem fıkhını söyleyelim, yaparım diyorsun. Ben şu anda başlığını atıyorum. Bu haram, günah. İfe bime kesebet edikum ayetlerine baktığınız vakit, o zaman işlediğiniz bu günahlardan dolayı, bak onlar şöyle düşünüyor. İşlediğin günahı sen işleyeceksin, yukarıda da Cenab-ı Allah sana taş alsın. Zaten sen taşı alıp kafana vuruyorsun. Ve kafana vururken günah işliyorsun. Ve Cenab-ı Allah'ın وَلَا تُرْقُ بِيَيْدِكُمْ اِلَا تَهْلُكَةِ ayet-i kerimesinin zıttına hareket ediyorsun. Ama yine altını çizeyim Ömer Hocam. Ben olağanüstü cezaların olmadığını demiyorum. Yani günahlardan, toplumsal günahlardan, Lut kavmi gibi, Hud kavmi gibi bile bir cezanın olağanüstü olmadığını söyleyemem. Zaten Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de vesaire bunu bile söylüyor. Ama biz kamuoyu nezdinde, haşa, ya Allah niçin beni cezalandırıyor? Oğlum, evladım, kardeşim, ya sen kendini cezalandırıyorsun ve diyorsun ki ben kendimi döveceğim, Allah da benim elimi tutsun. Ve sen sınavdasın. Yani öğretmene diyorsun ki, misleşibite hata olmasın, ben yanlış cevap vereceğim, sen de düzelteceksin. Ödevlerime bakmayacağım, kitap okumayacağım, gece gündüz takılacağım, ondan sonra sınava gireceğim, Ömer Korkmaz Hoca, bizim sayın değerli hocamız benim tembel olmama rağmen bana ne yapsın? Benim sorularımın cevabını versin. Olmaz. Bu bir kere soru temelinden yanlıştır. Eyvallah. Eğer biz soruyu temelinden yanlışlığını anlarsak, ikincisi ya efendim Cenab-ı Allah buna karışamaz. Ya Allah dediğin külli iradeye sahip olmayanı Allah diyemezsin ki. Aciz bir varlık mahluktan daha aciz. Çünkü eğer mahluk bir iş yaparsa ve sen onu kaldıramıyorsan, reddedemiyorsan, engellemiyorsan demek ki mahluktan aciz oluyorsun. Ya halık mahluktan aciz olur mu? Allah yapamaz desen Allah'lığa aykırıdır. Yapabilir, engelleyebilir ama aynı zamanda ya ben özgürlükçüyüm. Hani özgürlük naralarını atanlar var ya. Al sana, Cenab-ı Allah sana özgürlük verdi. Özgürlük verdi. Cüzi irade anlamında özgürlük verdi. Ama sana doğruyla yanlışın yollarını gösterdi. وَلَا تُرْقُ بِيَيْدِكُمْ اِلَى تَهْلُكَةِ ayet-i kerimesiyle seni uyardı. Kendi elinle kendini tehlikeye atmayın. Sen kalkacaksın. Seni hastalandıran gideceksin, soğun ortasında, kışın ortasında, dışarıda, buzun içinde yatacaksın. Ondan sonra zatürre olup da ya kardeşim Allah beni zatürre yaptı. Allah seni ıslah etsin. Sen gitmese, orada yatmasa zatürre olmazsın ki. Cenab-ı Allah seni oraya mecbur etmedi ama Allah aciz değildir. Değerli hocam, biz işi, bakın Kur'an dini gerçekten, evet, mutlak akılla hiçbir zaman çelişmez. Mukayyet ve cüz'i akıllar ve beyinsizlikler kendileriyle çelişiyorlar. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun kitabına baktığımızda bu tür sorular sorulmayacak kadar konu o kadar açık ve net ki mesela bunu soran bir insan kendi içimde gülüyorum ama dilimle ve ağzımla bunu
izhar etmekten de çekiniyorum. Çünkü adam diyor ki nasıl gülüyor? Kardeşim böyle bir saçma olur mu? Ama biz bu işi bu şekilde anlatmamız lazım ve bilmemiz Allah lazım. İnsanlara soru sorma kabiliyeti vermiş. Vermiş. Yapmış. Bak soru sorma kabiliyeti. Yani. Hayır hocam bakın. Elbette bakın özgür irade dediğimizde soru sorma kabiliyeti var, soru sorma hakkı vardır, saygıyla karşılıyoruz. Ama benim yaptığım bu açıklamadan yola çıkarak işin safsatasını vurgulamak için söylüyorum. Eyvallah. Diğer bir hususlar halde siz en son... Hocam 3 dakikamız kaldı, bitiriyoruz. Çünkü hocama da... Hocam o zaman... Buyurun. Hocamdan sonra iki cümle bir şey söyleyeceğim. Olur, peki, buyurun. Hocam buyurun. Hocam çok kısaca o zaman hem hocamın söylediklerine kısa bir şerh düşmüş olayım. Deprem ilahi bir ceza mıdır, doğal bir afet midir? Deprem kesinlikle doğal bir afettir. İlahi bir ceza olsaydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde deprem, bizatihi Peygamberimiz Aleyhisselam Uhud'dayken deprem oldu biliyorsunuz. Evet. Yani... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ey Uhud sakin ol, üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki tane şehit var dedi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Osman da oradalardı. Dolayısıyla yani pek çok doğal afet Kabe'yi vurmuştur. Kabe yıkılmıştır defalarca, sel olmuş. Mescid-i Nebi'nin hocam minaresine yıldırım düşmüş. İçeride yangınlar olmuş. Hazreti Ömer döneminde depremler olmuş. Yani şimdi bir ilahi ceza olsa o dönemde Roma dururken, bilmem İran'ı, Fars'ı dururken niye Medine'de deprem olsun? Deprem doğal bir afettir. Ancak her afetten bir mümin olarak ders çıkarmak da gerekebilir. Kur'an-ı Kerim'de, hocam az önce bahsetti, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o helak kıssalarının bir kısmının doğal afetler olabileceğini düşünüyorum hocam. Şahsen hepsi olmayabilir ama bir kısmı da mesela işte Medyen ve Semud kavimleri depremle helak olur. Raçfe diye geçiyor. O Allahu alem deprem yani bildiğimiz. Bir kısmı doğal, bir kısmı olağanüstü. Kur'an-ı Kerim'de o anlatılan kıssalara baktığımızda hocam Kur'an bize hani deprem nasıl oluyor, niçin bunları söylemiyor. Kur'an'ın orada vermek istediği bir mesaj yani odaklandığı bir nokta var. Yani Kur'an insanları Allah'a ibadete, Allah'a kul olmaya, nefis terbiyesine davet eden dolayısıyla o hadisenin için olduğu, nasıl olduğu onları anlatmaktan ziyade Kur'an'ın odaklandığı bir nokta var. Sadece o odak noktaya dikkatimizi çekmek için o hadiselerin bir helak olarak anlatılması söz konusu. Aslında bu meseleyi daha detaylı da konuşabiliriz. Ama şunu tekrar vurgulamakta fayda var. Deprem ilahi bir ceza değildir, doğal bir afettir. Eyvallah. Hocam bir dakikada tamam. Bir dakikada Mahmut hocama Allah razı olsun. Yani tamam. Benim söylediklerim, eklediklerim şerh ve metinle dönüştü. Birbirimizi tamamladık, şerh ettik. Ben son olarak tabii bir dakikada Gazze ve şu anda Gazze'de ve Filistin'deki katliamı unutmamak lazım. Biz Müslümanlar olarak bunu sürekli gündemimizde tutmamız lazım. Ve her Müslüman kendi imkanları ölçüsünde, kendi kardeşlerinin yanında diliyle, eliyle, imkanlarıyla olmasını özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu büyük bir sorumluluktur. Tüm müminler, tüm Müslümanlar için ve tüm insanlık için. İkincisi ve son, bu programı bence en güzel bir şekilde kapatmanın yolu veyahut ifadesi depremde vefat eden, şehit olan tüm şehitlerimize, ölülerimize El-Fatiha deyip kapatırsanız teklif olarak sözümü burada noktalıyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Çünkü kapatma size ait, bize ait değil. Eyvallah, estağfurullah. İzleyicilerimiz şu anda dualarını yapıyorlardır. Çünkü evet. Fatiha dediniz. Yani ölülerimize El-Fatiha'yı. Özellikle deprem olaylarımıza. Şimdi tabii bu konuyla ilgili söylenecek çok şeyler var ama sadece Gazze'ye tekrar değindiğiniz için belki biraz sürpriz olacak. İşin ehlinden dinlemeleri daha iyi olacak milletimizin ama yarın özgürlük filoları Gazze'ye doğru yola çıkabilir. Yarın bunun basın toplantısını belki duyabiliriz. Ben sadece bir genel bir başlık vermiş oldum. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. İnsanlık için, Filistin halkı için bir vicdani bir sorumluluk yerine getirilmiş olacak. Allah yola çıkan kardeşlerimizin yardımcıları olsun amin, inşallah. Amin. Eyvallah. Bu amin. Birincisi. Ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. İkincisi de bu deprem olayı ki Gazze'deki de bir depremdir. Hocam defalarca vurgu yaptı.
hakikaten bir dayanışmaya da vesile oldu. Yani bütün dünyada yani Müslüman, gayrimüslim hiç fark etmez. Vicdanlı olan her millet, her toplum sokaklara döküldü. Hala da dökülmeye hocam devam ediyor. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Amerika'da ilk defa dediler ki, ben o Gazze saldırıları başladığında oradaydım. İlk defa Amerikan halkında böyle bir uyanış oldu. Özellikle solcular. Yani Amerika'da solcu düşünürlerin ciddi bir şekilde Filistinlilerin yanında yer aldığı ve ilk defa Amerikan halkının Filistinlilerin yanında bu kadar net bir şekilde durduğu vurgulandı. Evet, bu önemli. Depremler, işte bu tip olaylar dünyadaki insanların dayanışmasına da vesile oluyor. Yani New York'taki de aynı slogan atıyor. Londra'daki de, İstanbul'daki de aynı slogan atıyor. Bu güzel bir şey. Son bir şey ben söylemek istiyorum. Bu önemli bugünlerde değil. Depremle ilgili olduğu için, o da şu. Biz depremle ilgili, deprem günlerinde ne yaptıysak Allah rızası için yaptık. Evet. Doğru mu? Her şeyi Allah rızası için yaptık. Şimdi önümüzde bir seçime gidiyoruz. Bu programın konusu değil ama bunu fıkhi ve dini boyutuyla ilgili söylemek istiyorum. Bizim yardım ettiğimiz şehirlerdeki halkın farklı tercihleri olabilir. Farklı siyasi partilere de oy verebilirler. Farklı belediye başkanları da seçebilirler. Farklı partilerdeki belediye başkanları da seçebilirler. Ben de mesela X şehrine şu kadar yardım ettim ama benim partimin adayı orada seçilmedi diyerek asla niyetlerimizi bozmayalım. Yoksa yapmış olduğumuz, bütün Allah için yapmış olduğumuz yardımlar kesinlikle boşa gidebilir. Sadece bir hatırlatma olarak söylüyorum. Çünkü zaman zaman duyuyorum bunu. Bizim görevimizi Allah siyasi için... Siyasi bir yardım değil, insani bir insani yardım. İnsani ve İslami bir yardım yaptık. İnsani, Allah bize bu yardımı dini, yapın ahlaki, dediği için. Evet. Allah bize bu yardımı yardım yapın dediği için biz bu yardımı yaptık. Allah yapanlardan razı olsun. Amin. Niyetimizi bozmayalım. Yapmış olduğumuz güzel hayırla da boşa gitmesin diye. Efendimiz Aleyhisselam Medine'den, biliyorsunuz, Mekke'de kıtlık olduğunda oraya yardım göndermişti. Eyvallah. Mekkeli müşriklere. Eyvallah. Bu da güzel. Tabii Amerika'ya gidince bu tip hadisleri daha iyi görüyorsunuz yani. Çok önceden görmüştük bunları. Allah razı olsun. Bu arada çok güzel hizmetler yaptığınızı duyduk. Sen, tekrar inşallah giden kardeşlerimiz bıraktığınız yerden devam ederler. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Yani biz de teşekkür ediyoruz. Güzel program. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah bir kere daha böyle bir afatla milletimizi, halkımızı, Müslümanları karşı karşıya bırakmaz. Aziz dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Dilimizin döndüğü kadar değerli hocalarımızla bu konuyu sizlerle paylaşmaya çalıştık. En azından gündemde kalması için gayret ettik. Sizler de bizleri bu saate kadar evlerinize ağırladınız. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden de razı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.